أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Yeni bir bölümün başındayız. Bu bölümün başlığı dinde yenilik. Sıradaki ayeti kerime Estaizu billah. Ma farratna fil kitabi min şey. Biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. İmam Nevevi'nin bu ayeti kerimeyi dinde yenilik, yani bid'at başlığı altında bu ayet-i kerimeye yer vermesinden anlaşılıyor ki, bir önceki ayetle ilgili olarak konuştuğumuz çerçeveye, yani Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bu son dini insanlığa öğrettiği süreçte, Cenab-ı Hakk'ın kitabı Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, yani şunları yapın dediği, şunları yapmayın dediği, ibadet olarak emrettikleri, helal, haram olarak bunlar mübah şeylerdir, bunlar haram şeylerdir diye bahsettiği, olur, olmaz diye hayatın meşru çizgilerini çizdiği bütün kelamın tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılık bulmuş, böylece kanlı, canlı, somut halini almıştır. O bakımdan bu çerçevede artık tamamlanmamış, eksik kalmış. Dolayısıyla sonrakilerin şunu da dine ilave edelim, daha iyi olur, daha güzel olur diye ilavesine mühtaç herhangi bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kamil kıldığı ve اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ bugün sizin için kamil eyledim dediği, Resulullah'ın yaşadığı ölçü ve çerçeve, Allah'ın razı olduğu yegane ölçü ve çerçevedir. Ve din, Allah'ın razı olduğu din, bu dindir. Çünkü Cenab-ı Hak وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ sizden İslam'ı din olarak razı oldum. Bu başka türlüsüne razı olmam. Öğrettiğim bu şeklin, yani peygamberimi göndererek emirlerimi, nehilerimi, buyruklarımı bizatihi ona tatbik ettirerek kitaptan sünnete, kitapta Cenab-ı Hakk'ın kelamı var. Bu kelam, kelam söz demek, bunun hayata taşınması, hayata iz düşürülmesi, hayattaki uygulamalara dönüştürülmesi, artık fiiliyata dönüştürülüp gerçekleştirilmesiyle beraber din ve dinin talimi tamamlanmış olur. Burada eksik kalmış, burada gedik kalmış, burada yeni yeni ilavelere muhtaç herhangi bir alan söz konusu değildir. Böylece din tam bir bütünlük içerisinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden insanlığa öğretilmiş ve tamamlanmış olmaktadır. O bakımdan ne Allah Azze ve Celle'nin kitabı bunun kelam boyutuyla, Cenab-ı Hakk'ın sözleri boyutuyla, ne de bu sözlerin hayata aksettirildiği yine vahyin yönetiminde, ikliminde ve takririnde gerçekleştiği, ki Resulullah'ın görevi bu. Cenab-ı Hakk'ın namaz dediğinde nasıl bir namazı gerçekleştirmemizi uygulayarak göstermesi ve diğer bütün uygulamaların bizatihi bir beşer üzerinde tatbik edilip gerçekleştirilmesi, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şeydir. O yüzden bizden biri olarak Allah'ın Resulü seçilmiştir. Beden olarak bizden farklı, ruhsal yan itibariyle bizden ayrı bir kimsenin bunu bize tatbik edip göstermesi söz konusu olamazdı. Çünkü örneklik aynı cins içerisinde, aynı tür içerisinde, aynı kimseler arasında gerçekleşir.
Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz gelimi melek olsaydı, onun artık yaptığı ibadetler, Cenab-ı Hakk'a karşı olan takvası, sakınımı, bu husustaki hassasiyeti vesaire, tüm bunları o melek olduğu için bu şekilde yapabildi. Ama bizler melek değiliz demek suretiyle bu örnekliği yüklenmekten, bu sorumluluğu kabullenmekten insanlar uzak durabilirlerdi. Halbuki aynen bizim gibi yorulan bir bedene, hasta olabilen bir sağlığa, kalkmak, oturmak ve benzeri bir insanın gerçekleştirmesi söz konusu olan ve bunları yapmak suretiyle yaşanılan tüm zorluklara maruz kalan bir beşer yaratılışı üzere bu dini hayatı Cenab-ı Hakk'a karşı en güzel şekliyle sergilemiş bir örneklikten söz ediyoruz. Dolayısıyla onun yapabildiği, onun kıyamda durabildiği, rükuda durabildiği, gece namazına kalkabildiği bütün ameliyeleri bizler de benzer bir yaratılışta olduğumuz için yapabilmek hususunda onun örnekliğini iltizam etmeye, yani sahiplenip içselleştirmeye çağrıldık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı hayata tatbik ettiği bu süreç kapalı bir süreçtir. Resulullah'tan sonra artık namazı başka türlü bir uygulamayla, zekatı başka türlü bir uygulamayla yahut diğer emir ve nehi içeren Allah Azze ve Celle'nin kelamlarını hayatta başka şeyler ile eşleştirip artık şimdi böyle olsun demeye yer yoktur. Allah'ın kitabı insanların yeni ilaveler yapmaya, eğer kitap üzerinden yapamıyorsa bu kitabın hayata karşılık gelen uygulamalarını, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını değiştirmek, yozlaştırmak, eksiltmek ya da üzerine yeni şeyler koymak suretiyle bid'atlar üzerinden bozmaya dair bütün süreçler kapatılmıştır. Hatırlanacağı üzere bir önceki ayette Cenab-ı Hak فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan öte dalaletten gayrı ne vardır? Hak, Allah'ın Resulü'nün Cenab-ı Hak'tan getirdiği ve Cenab-ı Hak'tan aldığı vahiyler ile, bu gerek ilham yoluyla aldığı vahiyler, gerek engel ardından, hicab perde ardından aldığı vahiyler, gerek Hazreti Cibril Emin ile buluşmasında ondan bizatihi uygulamak suretiyle görüp öğrendiği vahiylerin tamamı neticesinde yaşanılmış ve Allah'ın rızasına uygun olan yegane dini hayattır. Bu anlamda bir eksiklik Allah'ın kitabında söz konusu değildir. İmam Nevevi'nin bu ayeti kerimeyi dinde yenilik bidat başlığı altında verdiği bağlama uygun olarak böyle anlamak mümkündür. Ayet-i kerimenin Kur'an'da geçtiği şekliyle baktığımız zaman Cenab-ı Hak وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Yeryüzünde bulunan herhangi bir canlı, dabbe. Şöyle bazen nokta kadar oluyor. Böyle bakmışsın, nokta zannediyorsunuz. Dikkatli bakınca onun da ayakları var, hareket edebiliyor, hatta uçabiliyor. Tüm bu hareket edip devinen yerdeki her canlı. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ Yahut uçan, bu kez yerde değil, havada uçan, يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ İki kanadıyla uçan canlılar. Bunların tamamı Cenab-ı Hak dedi ki, اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Sizin gibi ümmetlerdir. Yerin üzerindeki yahut havanın içindeki uçan canlıları tamamıyla ele alıp bunlara değinip onlar hakkında bilgi verince Cenab-ı Hak مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ buyurdu. Biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Allah Azze ve Celle kitapta ister genel ifadeler ile ister yer yer ayrıntıya girerek ama her şeye değindi. Her şeyle alakalı bilgiler bulmak mümkündür. Semavatla ilgili söz gelimi yahut canlılarla ilgili yahut su ile ilgili
yahut insan varlığı ile ilgili yahut insanın yaratılışıyla ilgili. Bu anlamda fasıl fasıl Kur'an'ın her konuya değinmişliği var. Ancak ayet-i kerimedeki kitap ifadesi benzeri ayetler dikkate alındığında Cenab-ı Hakk'ın levhul mahfuzdaki veya وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ kitapların anası diye bahsettiği ve katında bulunan kitaba işaret etmesi de mümkündür. Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا hiçbir canlı yok ki rızkı Allah Azze ve Celle'nin üzerine olmasın. Yani var olan hiçbir canlının Cenab-ı Hak'tan gayrı herhangi bir yerden rızık sağlaması söz konusu değil. Gördüğünüz bütün canlıların rızkını Allah Azze ve Celle sağlıyor. وَيَعْلَمُ ve Cenab-ı Hak biliyor مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا bunlar nerede bir süreliğine yerleşik bulunacaklar, yaşayacaklar ve sonra nereden hayata veda edip ayrılacaklar. Allah Azze ve Celle bunların hepsini bilir. En basit bir haşere ile ilgili olarak bile onun hayata başlayacağı, hayatı belli bir ortamda yaşayacağı ve sonra hayatının son bulacağı. Bunların hepsi kullun fi kitabin mubin. Hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Apaçık bir kitapta bunların hepsi bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında canlılığın bütün çeşitliliğiyle hayata gelişleri, hayattaki rızıkları, yaşadıkları ortamlar, onların habitatları ve onların her birinin ölüp hayattan ayrılacağı süreçlerin tamamının içinde olduğu bir kitaptan söz edildiği düşünülebilir. Bir başka benzer içerikte bir ayette Cenab-ı Hak وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا Cenab-ı Hak buyurdu ki bizim kıyamet günü öncesinde helak edeceğimiz yahut şiddetli azaba uğratacağımız hiçbir yerleşke yok ki كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا bunlar o kitapta satır satır yer almış olmasın. Dolayısıyla canlıların başına gelecek olan her şeyin bulunduğu, insanlık aleminde şehir şehir yaşanacakların ne tür sıkıntılar, kıyamete doğru üstelik şiddetli azaplar yahut helak süreçleri. Cenab-ı Hak bizleri bunlardan muhafaza buyursun. Ama ayetten anlaşıldığına göre, قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ kıyamet günü öncesinde kimi şehirlerin helak edileceği, kimi şehirlerin şiddetli bir azaba uğratılacağına dair bilgiler, bu bilgilerin tamamı. Çünkü yok ki dedi وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ helak edilecek yahut şiddetli azaba uğratılacak hiçbir yerleşke yok ki o kitapta satır satır bulunmasın. Bu açıdan bakıldığında bu kitabın kozmik anlamda bütün canlılığı ve hatta bütün varlığı başlangıcıyla, varlığıyla ve sonuyla ve bu ikisi arasındaki bütün varlık sahnesinde yer aldığı süreçleri ihtiva eden bir kitaptan söz ediyor Allah Azze ve Celle. Bir başka ayette de Cenab-ı Hak buyurdu ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ gaybın anahtarları Allah Azze ve Celle'nin katındadır. لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ondan gayrısı yani Allah'tan gayrısı onları bilmez. وَيَعْلَمُ yine Allah Azze ve Celle bilir مَا فِي الْبَرِّ karada ne var وَالْبَحْرِ denizde ne var Allah Azze ve Celle bilir وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ bir yaprak düşmez ki اِلَّا يَعْلَمُهَا illa ki Allah Azze ve Celle onu bilir. Yani bir yaprağın yer değiştirmesi belli bir koddan aşağıya düşmesi dahi Cenab-ı Hakk'ın bilgisi izni dışında değildir. İlla ya'lemuha. İlla ki Allah'ın bilgisi içerisindedir. Ve la habbetin fi zulumatil ardi. Hatta yerin karanlıklarında dibe doğru böyle düşünün bir habbe tanesi kadar küçücük bir şey dahi Allah Azze ve Celle'nin ilmi dışında değildir. Bırakın bir nesnel varlığı bulunup bulunmamasını, o varlığın
kuru yahut yaş olması, yani ıslaklığı, durum, hal, değişimi bile وَلَا رَطِبٍ وَلَا يَبِسٍ yaş yahut kuru dahi hiçbir şey yok ki اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ İlla ki o mübin apaçık kitapta yer almaktadır. Dolayısıyla bu anlamda bütün varlığı ihate eden, zerreden küreye her şeyi içine alan ve Allah Azze ve Celle'nin ilminin katında olduğu bir kitaptan söz edildiği anlaşılır. Bu anlamda düşünüldüğünde Cenab-ı Hak bu kitaba Kur'an'da işaret etmiş. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Kitapların anası Allah Azze ve Celle'nin katındadır buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'e gelince İmam Nevevi'nin bid'at başlığı altında kullandığı ifade üzere söylersek Cenab-ı Hakk'ın وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Tibyan olması bakımındandır. Tibyan kelimesi bir isimdir. Fi'len vezninde tıpkı timsah gibi açıklama anlamına gelir. Allah Azze ve Celle her şeye dair bir açıklamayı Kur'an esasında bize haber vermiştir. Dolayısıyla her şeyin ayrıntısını değil, her şeye dair açıklamayı Allah Azze ve Celle'nin kitabı ihtiva eder. Söz gelimi insanların ve cinlerin varlığına dair bir açıklamada Cenab-ı Hak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine yıldızlara dair bir açıklamayı وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ Ve alametler olmak üzere yıldızlar üzerinden insanların konum bilgilerine kavuşmaları için. Böylesi Allah Azze ve Celle'nin yağmura, güneşe, aya, ayın menzillerine, her şeyin varlığına dair ve anlamına dair fasıl fasıl verdiği açıklamaların tamamı Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Özelde bu başlık altında dini hayatın içermesi gereken ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir dinin çerçevesini emir ve yasaklar, helaller ve haramlar bakımından kelam düzeyinde yani söz düzeyinde Kur'an-ı Kerim ihtiva etmektedir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i nezzele bihir ruhul emin onu ruhul emin indirdi. Ala kalbika senin kalbine indirdi. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَر۪ينَ Sen uyaranlardan olasın diye. İndirdiği şey nice bir şeydir, nasıldır? بِلِسَانٍ عَرَب۪يٍ مُب۪ينٍ Apaçık Arapça lisanıyla indirdi. Dolayısıyla Resulullah'a inmiş olan hali, Arapça lisanı yani اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Arapça bir lisan olarak şu an okuduğumuz, kıraat ettiğimiz ayet ayet nazil oldu. Bize, bizden Cenab-ı Hakk'ın beklediği dini hayata dair emirler, yasaklar, helaller, haramların hepsi orada mevcut. Orada eksik olan herhangi bir şey yok. Ancak bu sözel ifadelerin yani kelamın hayatta neye karşılık geldiği, nasıl bir uygulamaya karşılık geldiği, yine Allah'ın gönderdiği, Resulünün bunu hayatta tatbik ede ede bize somut bir biçimde öğrettiği bir sonuçtur. İmam Nevevi'nin vurguladığı husus, bu çerçevede herhangi bir eksiklik yok ki sizler yeni dini uygulamalar ihdas etmek suretiyle bunları iyi olur diye dini hayata ekleyesiniz. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.